Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün kesirler konu anlatımıyla sizlerle birlikteyim. Kesirler bizim eğitim hayatımızda matematik dersinde sürekli karşımıza çıkacak bir konu arkadaşlar. 4. sınıftan itibaren başlıyor. Artık liseden mezun olana kadar sürekli görüyoruz. İleride adı rasyonel sayılar olarak değişecek olsa bile esasında bu konunun temeli 4. sınıfta öğrendiğimiz kesirlere dayanıyor. Peki biz bu konuyla nasıl başa çıkabiliriz? Çok zor bir konu mu? Hayır, kesinlikle değil. Bir kere kesir dediğimiz şey zaten bir bütünün belirli sayıda eşit parçaya bölünerek bu parçalardan belirli bir miktarını almaya dayanan bir mantık. Yani mesela diyelim bizim e, kare şeklinde bir pastamız olsun. Bir doğum günü pastamız var ve bu pasta 4 eşit parçaya bölünsün. Bu parçalardan bir tanesi taransın. Biz bunu kesir olarak, kesir olarak bölündüğü e, parça sayısını paydamıza yenen parça sayısına da payımıza yazarak bunu pay ve payda olarak bir kesir şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Özetle mantık bu. Şimdi bu soruyla başlayacağız. Bu soru bir sıralama sorusu. Fakat sıralama sorularında dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar ya payları ya da paydaları aynı yapmaya çalışacaksınız. Ben ilk önce bir başlayayım. Soru çözerken de detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir bahçıvan bahçesinin üçte birine gül dikti. O zaman şöyle diyelim. Güller 1 bölü 3 4 bölü 9'una lale ekti laleler 4 bölü 9 oldu geri kalan kısmına da sümbül ekti sümbül geri kalansa benim ilk önce bunu bulmam lazım fakat bunu bulabilmek için bu iki kesri toplamam ve bütünden çıkarmam lazım. Toplama çıkarma yapabilmek için de paydaların eşit olması lazım. O zaman ben 1 bölü 3 ile 4 bölü 9'u toplamak istiyorsam kesirlerin paydalarını 9 ile eşitlemek için burada gördüğümüz kesrin payını paydasını 3 ile genişletiriz. 3 kere 1 3 paydamız oldu 9 artı 4 bölü 9 dedikten sonra yanıtımız 7 bölü 9 oldu mu? Oldu. Bütünümüz kaç olacak? 9 eşit parçaya bölünmüş bir tarlanın bütünü tabii ki de 9'da 9'u ifade edecek arkadaşlar. Bu bütündür yani bir tam. Bütünden çiçek ekilen kısmı çıkaralım. Gül ve lale ekilen kısım 7, 7 bölü 9. Bakın paydalar aynı, kolay bir şekilde 9 ortak paydasında. 9'dan 7 çıkınca kalan 2, yani 2 bölü 9 da bize bahçede ekilen sümbülün kısmını gösterdi. Peki bunu bulduktan sonra ne yapacağız? En fazla hangi ürünü ekmiştir dediği için burada da sıralama yapacağız. Sıralama yaparken neye dikkat edeceğiz? Payların ya da paydaların aynı olmasına. Şimdi şunu biz az önce genişleterek bakın 3 bölü 9 olduğunu bulmuştuk değil mi? Şöyle kesirlerimizin aralarına virgül koyayım karıştırmamak için. Bakıyorum o zaman paydaları aynı olan kesirlerde payı en büyük olan kesir aslında en fazladır. Neden? 9 parçaya bölmüş dördünü almış. 9 parçaya bölmüş ikisini almış. 9 parçaya bölmüş 3'ünü almış. En fazla laleden aldığına göre en fazla hangi ürüne arkadaşlar? Lale neden çünkü 4 bölü 9 3 bölü 9'dan büyüktür ve o da 2 bölü 9'dan büyüktür şeklinde çok kolay bir şekilde paydaları aynı olan kesirlerden payı büyük olan büyüktür küçük olan küçüktür şeklinde sıralama yaparak sorumuzun çözümünü tamamlamış olduk diyorum şimdi Diğer soruyu da devam edelim. İki kesir arasına küçük eşit, küçük, büyük ya da eşit sembollerinden uygun olanlarını yerleştireceğiz. Yani bunlar da aslında karşılaştırma kesirleri. Kesirlerde karşılaştırma yapacağız şimdi. Bunu yapabilmek için de yine aynı şekilde yapayların yapaydaların eşit olması lazım. Eğer öyle değilse Kesiriniz basit kesir mi yoksa bileşik kesir mi diye bakabilirsiniz. Ya da paylarını ve paydalarını eşit yapmaya çalışabilirsiniz. Basit kesirler her zaman bileşik kesirlerden küçüktür. Bunu unutmayın. Çünkü basit kesirler bir tamdan küçüktür. Bileşik kesirler bir tamdır ya da bir tamdan büyüktür. Şimdi başlayalım ilkiyle. 2 bölü 5'i ve 1 bölü 3'ü karşılaştırmak istiyorsam bu iki kesrin paydasını aynı yapmalıyım. 5'in ve 3'ün en küçük ortak katı kim? 15. O zaman her iki kesrin payını paydasını arkadaşlar bu tarafta 3 3'le bu tarafta 5'le genişleterek yeni kesirler elde edelim. Paydamız 15 oldu, yukarısı 6 oldu. Paydamız 15 oldu arkadaşlar. Yukarısı 5 oldu. Bakın ne gördünüz şimdi? Paydaları aynı olan kesirlerden payı büyük olan büyük, payı küçük olan küçük. O zaman 2 bölü 5 kesri 6 bölü 15'e karşılık geldiği için 6 bölü 15 de 5 bölü 15'ten büyük olduğu için 2 bölü 5 aslında 1 bölü 3'ten büyüktür diyerek soruyu çözmüş olduk. Diğerine bakalım arkadaşlar. 2 tamı var ve bir de yarımı var. İsterseniz bakın burada şöyle iki yol var. Bunu birleşik kesre çevirebilirsiniz. 2 kere 2 4 bir daha 5 bölü 2 yapayım isterseniz. Paydayla tam kısım çarpılır. Üste pay eklenir ve böylece paya yazılır. 2 kere 2 4 1 daha 5. 5 bölü 2'yi yazacağım buraya. Ve burası da 10 bölü 4'müş arkadaşlar. Dikkat edin 5'in 2 katı 10. 2'nin 2 katı 4 yani pay ve payda 2 ile genişletilerek bu kesir bulunduysa genişletilen ve sadeleştirilen kesirler birbirlerine eşit olduğu için bu iki kesir birbirine eşittir. İkinci yol nasıl olabilirdi? Onu dörde bölerdiniz. Onun içinde 4 iki kere var. Geriye iki kalırdı. Payda 4 olurdu. Bölü, 2 bölü 4'ü de sadeleştirince 1 bölü 2 bulurdunuz. Yine aynı şekilde çözüm oluyordu. Buraya bakalım. 7 bölü 8 bir basit kesir. Neden? Çünkü payı paydasından küçük. O yüzden bir tamdan küçük. 8 bölü 7 bir bileşik kesir. O yüzden payı paydasından büyük. Ve bu yüzden bu kesir bir tamdan büyük. Bir tamdan küçük olan kesirler tabii ki de bir tamdan büyük olan keselerden daha küçüktür diyerek buraya da bir küçüktür işareti yerleştirdik. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Şimdi diğer soruyu da devam edelim. Ee, üçgen yerine yazılabilecek birer sayı bulmamızı istedi. Başlayalım yine karşılaştırma yaparken. Bu birazcık zor bir soru arkadaşlar. Buna yıldız koyayım. Bu soruyu iyi dinleyin gerçekten. Şimdi bakalım ne yazabiliriz acaba buraya? Bunu anlayabilmek için ilk önce bakacağım. Ben bunların paydalarını aynı yapabilir miyim? Yapabilirim. Bu kesirin payını paydasını 2 ile genişleteyim o zaman. Burası ne oldu arkadaşlar? 6 bölü 14 oldu. Büyüktür. Bir şey bölü 14'ten işte bu bir şey ne olabilir yani bu üçgen ne olabilir 6'nın büyük olduğu bütün sayılar yani 5 4 3 2 kısaca buraya 6'dan küçük birer sayı dediği için atıyorum 5 yazabilirsiniz hani 5 4 3 2 bu böyle gidebilir yani arkadaşlar tabi sonsuza kadar değil ama. E, ee, şu anda bu şekilde öğretmiş olalım bunu. İleride bunun sonsuza kadar da geçeceğini görürsünüz. Çünkü negatif sayılar da yazılabilir ama o daha ileriki sınıflarda karşınıza çıkacak. Şu anda biz doğal sayı için düşünebilirsek hani 5'ten 1'e kadar hepsini yazabiliriz. 0 de yazabiliriz diye düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi diğerine bakalım. 5 ee, bölü 10 var. 2 bölü bir şey var. İşte bu bir şeyi bilmiyoruz. Ne yapacağız? Şimdi ben bir 5 bölü 10 sadeleştireyim. 5'i 5'e bölsem her ikisinin de payını paydasını 5'e bölsem arkadaşlar. Burası ne oluyor? 1 bölü 2 oluyor. Yani yarım oluyor arkadaşlar. Yarım. O zaman bu kesrin yarım olması için buranın normalde 4 olması lazım. Ha, neden? Çünkü burası 2 bölü 4 olursa yarım olur. Yarım yarıma eşit olur. Ama yarımdan küçük olmasını istiyorsam demek ki arkadaşlar buranın 4'ten büyük olması lazım. Yani 5, 6, 7 diye gidebilir yani. Mesela atıyorum 2 bölü 5 olsa bakayım şöyle evet 5 6 7 böyle gidebilir aynen öyle çünkü bu kesir yarımdan küçük olacak yarıma göre de karşılaştırabilirsiniz yani diğerine bakalım şimdi 1 bölü 3 var ve buranın mesela eşit olması için ne olması lazımdı 2 katı olsa 2 katı olsa bu mesela 6 olsaydı arkadaşlar Bunlar birbirlerine eşit olurdu. O zaman bunları bu sayının yani 1 bölü 3'ün 2 bölü 6'dan daha büyük olması için buradaki sayının 6 değil 7, 8 gibi böyle gitmesi lazım demek ki arkadaşlar ki hani 1 bölü 3'e eşit gelecek kesirlerden daha küçük kesirler olsun. O zaman payda büyüdükçe kesrin değeri küçülüyor biliyorsunuz. Bu sebeple giderek artan sayılar bağlı olarak 7, 8, 9 diye gidecek sayılardan herhangi biri yazılabilir. Evet umarım açıklayıcı olmuştur. Dediğim gibi bu biraz zor bir soruydu. Eğer anlamadıysanız tekrar yorumlarda sorun bize izah etmeye çalışalım. Şimdi bir sayı doğrusu üzerinde gösterme sorusuyla kaldığımız devam edelim. Bakalım bu tarz soruları da sayı doğrusu üzerine göstermek çok kolay. Neden? Çünkü kesir eşit sayıda parçaya bölünen bir bütünün taranmış parçasını ifade ediyorsa sıfırla birin arası bir bütün gibi birle ikinin arası da bir bütün gibi olduğu için bu parçaların her birini Kaç eşit parçaya böldüyse onlar benim için paydaları ifade edecek. Aldığı parçalar da benim için payları ifade edecek. Bu kadar kolay. 2 bölü 6'ya bakalım mesela şimdi. 0 tam olduğu için 0 ile 1'in arasında bu sayı. 0 ile 1'in arasında. 6 eşit parçaya bölünecek. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerçekten de öyle. İkinci parça da olacak. 1, 2. O zaman 2 bölü 6 kesri arkadaşlar buraya karşılık gelecek. Bu bir basit kesir 0 ile 1'in arasında. Peki bunu yaptık. Hem bir tamı var hem de üçte biri var. Bir tamı var ve üçte biri varsa arkadaşlar birden büyük olacak. Yani bu kesir bir ile 2'nin arasında olacak. Şimdi üçte bir ama bizim aralığımız 6 parçaya bölünmüş. Paylı paydasını 2 ile genişletelim arkadaşlar. Aşağısı ne olur? 6. Yukarısı ne olur? 2. O zaman bu kesir aslında 1 tam 6'da 2 gibi olur. Yani hem 1 tamı olacak hem de 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölünmüş bir bütünün bir ikinci parçasında olacak. Demek ki arkadaşlar bu 1 tam 1 bölü 3 kesri bu aralıktaymış diyorum. Şimdi 2 bölü 3 kesrine bakalım. Bizim aralığımız 3 eşit parçada değil 6 eşit parçada. Payı paydayı 2 ile genişletelim o zaman. Ne oldu arkadaşlar? Payı 4 oldu. Paydası 6 oldu. 2 bölü 6 burasıydı. 3 bölü 6, 4 bölü 6. 4 bölü 6'yı da yani karşılığı gelen 2 bölü 3'ü de buraya yerleştirelim o zaman. 5 bölü 6, 4 bölü 6'dan hemen sonraki aralığa. Yani buraya geleceği için 5 bölü 6 da burası oldu arkadaşlar. Ve son olarak 3 bölü 2 gelmiş. Şimdi 3 bölü 2'ye bakıyorum arkadaşlar. Yine ben bunu ne yapabilirim? Eee... Bir tam sayıda kesre de çevirebilirim bu haliyle paydasına 6 yaparak da nerede olduğunu bulabilirim yine paydasına 6 yapmaya çalışalım payı paydayı 3 ile çarpayım aşağısı 6 oldu yukarısı 9 oldu bakın isterseniz bunu bir tam 9'u 6'ya böldüğünüz bir kere var. 6 payda da yukarıda kaldı 3. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Bu şekilde de gösterebilirsiniz. 9 bölü 6 diye göstereceksiniz. Baştan itibaren 9 parça tarayacaksınız. 1 tam 3 bölü 6 diye göstereceksiniz. 1 ile 2'nin arasında 1, 2, 3. parça diye göstereceksiniz. Her ikisi de doğru arkadaşlar. 3 bölü 2 kesrine karşılık geliyor bu nokta. Umarım açıklayıcı olmuştur. Ben kesirlerde sayı doğrusu üzerinde göstermeyi çocukken de çok severdim gerçekten. Çok keyifli. Bence hiç de zor değil. Değil. mantığını anlamak gerçekten soruyu çözmeyi büyük oranda yardımcı oluyor diyorum. şimdi bir modellemeyi de toplama çıkarma sorusuyla devam ediyorum arkadaşlar burada üzerine eklendiyse toplanıyordur çıkarıldıysa yani daha doğrusu içerisinden bir parçanın eksilmesini istiyorsa çıkarılıyordur. Ne yapacağız arkadaşlar? Başlayalım. İlk önce burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu kesir şu anda 9 eşit parçaya bölünmüş. Ve bu parçalardan 2 tanesi alınmış. O zaman üstteki kesir arkadaşlar 2 bölü 9'u ifade ediyor. Alttakine bakıyorum. 1, 2, 3 parçaya bölünmüş ve bölünen parçalardan bir tanesi alındığı için 3'te 1'i ifade ediyor. O zaman bunları toplamına bakacağım için aslında söylediği şey şu. Benden 2 bölü 9 ile 1 bölü 3'ü toplamamı istiyor. Ama bu kesilerin paydaları aynı değil. Toplayabilmek için bunun payını paydasını 3 ile genişletmeliyim. Yine birinci kesir olduğu gibi yazalım. 3 kere 1 3 dedikten sonra paydamız 9 ve kesrin devamında paydam 9 paylarım şu anda 2 artı 3'ten 5 oldu. O zaman bu da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet 9 eşit parçaya bölünmüş. 9'da 5 bulduğum için arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde 5 bölü 9 kesrini sonuçta modellemiş oldum. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi diğer sorumla devam edelim. Burada da bir kesilerde çıkarma görüyoruz. Yine aynı şekilde gördüğünüz kesileri modellenen kesilerin kaçta kaça karşılık geldiğini bulun önce. 1, 2 eşit parçaya bölünmüş ve bunlardan bir tanesi taranmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşit parçaya bölünmüş ve bunlardan bir tanesi taranmış çıkarma istiyor. Nereden anlıyorum? Bakın içeriden bir kısımdan eksiliyor. Geriye geliyor görüyorsunuz. Burada bakın ileriye gidiyordu. Demek ki toplanıyor. Burada geriye geliyor. Demek ki çıkarılıyor. Yani benden 1 bölü 2'den 1 bölü 6'yı çıkarmamı istiyor soru. Ha, kalemimin rengi çok mu açık? Bir saniye hemen değiştireyim. Kesirlerimi düzen, üzerlerinden geçelim. Bu 1 bölü 2 idi. Bu 1 bölü 6 idi. İstediği işlemde 1 bölü 2 eksi 1 bölü 6. Yine kesirlerimin paydalarının aynı olması için payını paydasını 3 ile genişlettim. Ne yaptım arkadaşlar? Bakın 3 bölü 6 burası. 1 bölü 6 burası. 3'ten 1 çıktı. 2 ve paydam 6. Dedikten sonra... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet 6 eşit parçaya bölünmüş. İkisini tanımam lazım. 1, 2 diyerek modellenen kesrimin hem sonucunu hem de kaça eşit olduğunu kolay bir şekilde bulmuş oldum. Çok açıklayıcı olduğunu düşünüyorum gerçekten. Umarım faydası olur. Nasıl gidiyor bu arada? Var mı sıkıntımız matematikte? Kesirlerle ya da diğer konularla aramız nasıl arkadaşlar? Çok zorlanıyor musunuz dört işlemde? Çarpım tablosu tekrar yapmayı unutmayın. Çokça işinizi kolaylaştırır. Hatırınızda tutun. Çünkü sadeleştirme ve genişletmede gerçekten çok iş kolaylaş, kolaylaştıran bir durumdur. Çarpım tablosunu iyi bir şekilde bilmek. Aşağıdaki işlemleri yapınız demiş şimdi. Evet arkadaşlar kesirlerde toplama çıkarma yapabilmemiz için paydaların aynı olması lazım dedik. 18 ile 12 eşit değil. Bunları eşitleyebilmek için 18'i 2 ile 12'yi 3 ile çarpacağım. Neden derseniz arkadaşlar 36'da payda eşitleyebilmek için. Payı ve paydayı 2 ile genişleteyim burada. Payı ve paydayı 3 ile de burada genişletelim. Şimdi ne oldu? Aşağısı 2 kere 18 36 oldu. 2 kere 23 46 oldu. Devam edelim. 3 kere 12 36 oldu. 3 kere 7 21. Bakın şimdi paydalarım aynı oldu. Kolayca ortak paydayı yazarım. 46'dan 21 çıktı. Şu kağıdımı düzelteyim. 46'dan 21 çıktı. Kalan 25'i de buraya yazdıktan sonra işte işlemimin sonucu 25 bölü 36 olarak karşıma çıktı diyorum. Diğeriyle devam ediyorum. Yine payım paydalarımın aynı olması lazım. O zaman ikinci kesrimin payını paydasını 3 ile genişletirsem paydamı 9 yapmış olurum. Birinci kesrimi olduğu gibi yazıyorum. 11 bölü 9 artı kesir çizgimi çizdim. 3 kere 3 9 yukarısı 3 kere 5 15. Şu anda paydalarım aynı oldu. O zaman ortak paydamı yazdım. 11-15 daha 26 yapacak şekilde işlemimin sonucunu buldum. Arkadaşlar eğer sadeleşiyorsa ve hocanız özellikle en sade halini istiyorsa lütfen siz payın ve paydanın ortak olduğu sayıya bölerek sadeleştirme işleminizi yapın. Ama sormuyorsa ve şıklarda hadi testse ya da hocanız özellikle sadeleştirme istemiyorsa bu şekilde bırakabilirsiniz. Ben burada bırakmak zorundaydım. Çünkü 25 ve 36 daha ortak bir sayıya bölünmez. Daha ileride öğreneceksiniz. Bunlar aralarında asal sayılar. Aynı şekilde 26 ve 9 da ortak bir sayıya bölünmediği için bırak bıraktım ama eğer çıkacak olursa yapacağım sizin için. Şimdi çarpmayla devam ediyorum. Arkadaşlar kesilerde çarpma çok kolay. Neden derseniz payı payla çarpıyorsunuz paya. Paydayı paydayla çarpıp payda yazıyorsunuz. Bu kadar kolay. Bunun gizli paydası bir 5 kere 2 10 bir kere 7 7 daha fazla sadeleşmeyeceği için bu şekilde bırakıyorum 10 bölü 7'yi gizli paydan 1 bakın burada sadeleştirme var yani şöyle göstereyim mesela a bölü b'yi diyelim ki siz c bölü d ile çarpıyorsunuz arkadaşlar sadeleştirme bir alttan bir üstten yapılır yani paylı paydalı ya da paylı paydalı çapraz ya da paylı paydalı çapraz ya da paylı paydalı şeklinde yapabilirsiniz asla yan yana yan yana sadeleştirme yapamazsınız. Hep cross ya da altlı üstü olacak. O zaman buna bakıyorum. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 4. 3 kere 4 12 1 kere 1 1 gizli paydan 1 ama bunu yazmama gerek yok cevabım 12 olarak karşıma çıktı diyorum şimdi diğer sorumla devam edeyim arkadaşlar kesirlerde bölmeyi yaparken bölmeyi çarpmaya çevirerek yapıyoruz nasıl birinci kesri olduğu gibi alıyoruz ikinci kesri ters çevirip çarpıyoruz mesela bunu da bir şematize edip göstereyim size Bölme için şuraya yazayım mesela. Bölme 2 nokta üst Diyelim ki biz A bölü B'yi arkadaşlar C bölü D'ye böleceğiz. Bölme her zaman çarpmaya çevrilerek yapılır. Birinci kesir olduğu gibi alınır. İkinci kesir ters çevrilir. D bölü C ve bunlar çarpılarak işlem yapılır arkadaşlar. Burada sadeleştirme varsa dikkatli bir şekilde yapın. O zaman birinci kesrimi aynen aldım. 12'nin gizli paydası 1 zaten. 12 çarpı ikinci kesrimi ters çevirdim. 2/3 gizli paydan 1 3'e böldüm 1 3'e böldüm 4 4 kere 2 8 diyerek sorumun yanıtını bulmuş olduğum umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi diğeriyle devam ediyorum. Birinci kesrim 5 gizli paydan 1 aslında yazmama gerek yok ama açıklayıcı olsun diye yazabilirim. İkinci kesrimi ters çeviriyorum. 20 bölü 15 şimdi 5'e böldüm 1 5'e böldüm 3 diyerek 20 bölü 3 çünkü 1 kere 20 20 1 kere 3 3 20 bölü 3 benim sorumun yanıtı olarak karşıma çıktı. Evet şimdi o zaman diğer sorumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz arkadaşlar. Eğer ben sayfayı çevirebilirsem. İnşallah çevireceğim. Evet. Şimdi burada da bir kesrin kesri sorusuyla devam edeceğiz. Bu tarz sorularda ne yapacağız? Şimdi ilk önce bir mantığını anlatayım. Sonra soruları hızlı bir şekilde çözeceğim zaten göreceksiniz. İlk önce mesela bir saatin Kaçta kaçının hani belirli bir miktarın kaç dakika olduğunu soruyor. Siz bu tarz sorularda önce bütünü bulacaksınız. Bütün her neyse sonra onun belirli bir miktar kesrini istiyorsa mantık şu. Kesrin kesri her zaman ama her zaman çarpılır arkadaşlar. Böyle olduğu için de ben de burada bütünü bulacağım ve bütünü istediği miktarla çarparak sorumun yanıtını bulacağım. 1 saat 60 dakika. Üzerine yazıyorum 60 dakika. 60 dakikanın dörtte birini soruyorsa arkadaşlar 60'ı 4'te bir ile çarpacağım anlamına geliyor bu. Gizli paydan 1. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 15, 15 çarpı 1, 15 bölü 1'den yine 15 yani çeyrek saat aslında 15 dakika aslında çeyrek saat olarak karşıma çıktı. Mesela 1 bölü 2'si deseydi yarım saati soruyor olacaktı. 30 dakika olacaktı cevap. 1 metrenin santimetre cinsinden belirli bir miktarını istiyor. İlk önce metrenin altına 100 santimetre yazalım. 1 metre kaç metre santimetre? Şimdi bunun 5'te 2'sini istiyor. Yapmam gereken şey kesrin kesrini bulmak gizli paydan 1 5'e böldüm 1 5'e böldüm 20 20 çarpı 2'den sorumun yanıtı 40 cm olarak karşıma çıkacak şuraya da 15 yazayım şuraya da 40 yazayım arkadaşlar bu kadar basit yani şu verdiğim bilgiyi unutmazsanız çok rahat bir şekilde soru çözümlerini yapabiliyorsunuz bu tarz sorularda 2 günün ne kadar belirli bir miktarının kaç saat olduğunu soruyor şimdi bir gün 24 saat bir gün aslında 24 saat. 2 gün olsaydı arkadaşlar bu 24 çarpı 2'den dolayı 48 saat olacaktı değil mi? Şimdi 48 saatin 8'de 7'sini hesaplayacağım. Kesrin kesri ne yapılıyordu? Çarpılıyordu arkadaşlar. Gizli paydan 1, 8'e böldüm 1, 8'e böldüm 6. 6 kere 7, 42 olarak karşıma çıkıyorsa gerçekten de yaklaşık tamamı çünkü 8'de 8 olsaydı zaten tamamı 48 saat olacaktı. Hemen hemen tamamı gibi çıktı karşımıza diyorum ve son olarak bir yılın belirli bir miktarının kaç ay olduğunu sordu. Hemen bir yılın altına 12 ay yazıyorum arkadaşlar. Bakın hiçbir zaman verdiği bilgi üzerinden işlem yapmadınız. Verdiği bilgilerin hepsini istenen cinse çeviriyorsunuz. Yani saati dakikaya istedi, metreyi santimetreye istedi, günü saate istedi, yılı aya istedi, yılı güne isteyebilir vesaire. Bu tarz sorularda ilk önce çevirmenizi yapın ondan sonra kesrin kesrini çarparak sorunuzu çözüme ulaştırın diyorum. Şimdi 12 ayın 3'te 2'sini soruyorsa bana 12 çarpı 3'te 2 diyeceğim gizli paydan 1, 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4, 4 kere 2 8 dedikten sonra yılımızın 3'te 2'si 8 ay olarak karşımıza çıktı diyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve bize düzenli olarak yorumlar bırakan sevgili Şehit Sadık Ortaokulu öğrencileri ve sevgili Fatih Ortaokulu öğrencilerine buradan kocaman sevgiler ve selamlar. Onlarla birlikte hepinize sınavlarınızda başarılar. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.